Sadece güzel şarkı söylemiyorsun şarkıları sen mi yazıyorsun evet. söz müzik evet. nasıl oluyor bu? Iş? İçimden geliyor <laughs> yani e, kendimi geliştirmeye çalıştığım bir alandı çünkü e, ben şeyim nasıl desem yani şarkı söylemeyi hep çok seviyordum evet ama e, yaratıcı duygum yüksek yani bir şeyler ortaya koymak sıfırdan bir şey yaratmak beni her zaman iyi ve değerli hissettiriyor. Ee, bu işte yayınladıklarım da yayınlamadıklarım da ee, ve işte böyle şarkı yazmak benim için hani müthiş bir kabiliyetti çok böyle hayran olduğum e, besteciler vesaire ve e, işte ne zaman başladım? işte 18 yaşında falan 18 böyle. yaşında mı yazdın? Yok yani şu en son yayınladıklarımı değil ama şarkı yazmaya ciddi ciddiydim. Evet, 18-19 yaşlarında. Hangi şarkı yazdın? Ee, i̇lk çıkardığım şarkı ya hem zaten benim yazmadığım sadece bir tane var diye hatırlıyorum. Yanlış mı? Şuraya bakarım ama Bak. evet doğruymuş. Doğru. <laughs> bir tane var. İlk yazdığın şarkı hangisi? Kendimi bilmeden diye. Kendimi bilmedi. bilmeden. Minicik evet. mırıldanır mısın? Ay, hatırlıyor musun? Aa, hatırlıyorum. Ee, ama şey böyle birazcık iki dört ve hareketli bir şarkıydı. Ee, o yüzden duymuşsun Mırıldan alalım. Şimdi bak bana söyle inanır mıydın sen olsan yerimde Verdiğin o sözlere hiç mi kalmadı içinde Ne anlamı vardı kalbin seni yarı yolda bıraktı Ne desem ben ne bile Hazır mıydın tez etmeye diye böyle bir... 18 yaşında. Evet 19 falan evet. Sana mesela bu satırları ne yazdırıyor? Ben <laughs> söz yazılarını yazanlar <laughs> hele ki küçük yaşta başlayıp yazanlar bir de böyle çok büyük şeyler yaşamışçasına dolu dolu yazanları gerçekten çok merak ediyorum. Hani Sezen Aksu'nun dediği gibi gerçekten bir gün oturuyorsun ve kulağına... Geliyor bu sözler, kalbine geliyor bu sözler. Arkasından da bir melodi duyuyorsun. Bu müthiş bir şey hı hı, zaten. Hı. Ee, nasıl oluyor? Ee, nasıl olduğunun hiç farkında olmadan olduğu bir kere. Sadece şey çok niyetim vardı. Şey diyordum. E, yani artık kendi şarkılarımı yapma aşamasına gelmiştim. Bunun bir hazırlığı vardı ve ben şeyi kafama koydum. Ben bir şarkı yayınlayacaksam bunu ben yazayım. Yani sadece seslendiren olmayayım. Hani o da güzel bir şey ama e, benim duygum olsun ilk insanların karşısına çıkan. E, ve işte bu sürekli tabii arka planda onu düşünmesem bile o çalışıyor yani. Bugün kendimi bilmeden ı, 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 diye geldi öyle geldi yani. Ya bu böyle değil ya. <gülüyor> <gülüyor> ya Yok, öyle, öyle, öyle olmadığı zamanlar da var. Ama şey bu ortak bir cümle bu çünkü söz beste yazan konuklarımın cevabında hep bu var. <laughs> ben hazırdım istiyordum ve oldu yani <laughs> Senin de dediğin o. Ben bekliyordum, artık hazırım, kendim evet. yazmalıyım. Hani bu galiba gerçekten niyet ve istekle evet, bir evet. yere harekete geçirmek dediğin. Evet. Gibi. Bir de şey, yani nasıl desem? Ya şimdi mesela 18, 19. Evet, yani ben şu an 26 yaşındayım. Hani çok küçük geliyor şimdi bana 18, 19. 26. Mu? Evet, ama çok küçük geliyor ve şey e, oluyorum. yani acaba şimdi yaşanmışlık yazdırıyor Tabii ki bir yerde ama hani 19 yaşında ne yaşadığında. Bence en güzel duygular 19 yaşında. Evet yaşamıyor. Evet ve şeyi fark ediyorum. Ya gerçekten 17 yaşında işte bilinden hoşlandığım zamanki o kelebekle evet. şu an hissettiğim şey evet. arasında hani ölçek olarak bir fark yok. Sadece e, onu işleme e, yani proses etme sürecim farklı galiba. Yani ben 47 yaşımdan şöyle diyebilirim Maşallah. sana <laughs> o hayata karışıp işte para kazanma kaygısı meslek kaygısı hatta üniversite sınavı kaygısı gelene kadar ki Hı -hı. o çocukluk aşkları en saf ve salt aşklar çünkü sadece onu düşünüyorsun evet, anladın mı Hiç sabah kalkıyorsun o. akşam yatıyorsun o. Hiçbir işte yemek yapma derdin yok, eve yetişme derdin evet. yok, çocuk derdin yok, fatura derdin yok, iş derdin yok. Sadece aşık olduğu ve sen onu özlüyorsun, kahroluyorsun. Ya. Dünyanın sonu o giderse bitti, başkası olamayacak ve sadece onun için uyuyorsun, Nefesini o. Annen önemli değil, baban önemli değil, dersler önemli değil. O yüzden en saf ve en salt hali Bence en güzel sözlerin yazıldığı yer o yüzden Doğru. belki de o yaş. Zaten şöyle bir şey, şimdi ne yaşadın sen diye kendime dalga geçiyorum ama ben de şu anda işte 2024'te bir albüm yaptım işte 8 şarkılık ve gerçekten o zamanlara gidip o zaman hissettiğim şeyleri şeyleri hatırlayıp yazdığım şarkılar var işte. Yani en çok kalan, en çok iz bırakan ve bizi en çok büyüten şeyler, en çok acıtan şeyler belki onlar buluyor yani. Evet, bak duygu da doğru söylüyor editörüm. Duygu bankası diyor o yaşta. Evet, çok doğru. 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 Yani bütün biriktirdiğin. Ondan sonra çünkü artık gay yani bir yaşam ailesi giriyor. Mesleğin, kariyerin, çevren genişlemeye başlıyor. O sırada sadece okuldasın evet. ve okul arkadaşların kadarsın. Çok güzel zamanlar. Değil Çıkmalı. Tamam. Ben o yüzden hep böyle soruyorum üniversite sınavına hazırlanan arkadaşlarım çocuklar olsun ya da tanıştığında. Aşk oldun mu? Bu yaşa kadar olduysan bu çok önemli. Ya. Hiç yaşadın mı? Kalbin çarptı mı diye. En keyifli seni hayat boyu en besleyen ve sonra tekrar aşık olduğunda evet. lezzetini çıkartabildiğin aslında maya o bence. Doğru. O yüzden sen şimdi o mayayı çok güzel kullanıyorsun. Evet o bana çok iyi malzeme oldu. Evet. Oralara dönüp gidiyorum hep. Hep yaşının üstünde bir çocuk muydun sen? Biraz, evet. <laughs> yani şu an öyle mi bilmiyorum. Ee, ama çocukken hep şeyi e, duyardım. İşte mesela ailemin arkadaşlarından vesaire. Ne biçim bu çocuk bu ya? ne biçim konuşuyor ya <laughs> falan diye böyle bir hep böyle birazcık bir yetişkin yani tavır demeyeyim ama e, gördüğüm, tanık olduğum, yaşadığım olayları proses etmede sanırım iyiydim. E, ve böyle çok metanetli ve ketum bir çocuktum. E, ama bu sanırım yıllar içinde hani sonradan bunu düzeltmeye çalıştım ve işte hala da çalışıyorum. E, duygularımı biraz ikili ilişkilerde çok saklamama e, sebep oldu. Yengeç burcu musun? Yengeçim. Tabii. Evet. Evet ben çok sen, duygusalım. Ben seni oğluma çok benzettim. Ya. Ya yedi yaşında oğlum ama tavrı sana çok denk. Yani Olur. böyle bir O yüzden yengeç evet şu an doğum tane de tekrar Yani yengeç. o kadar duygusal olup hem de o duyguları saklama eğilimi o çok zor bir şey. Zaman zaman insanı çok sıkıştırıyor. Hele ki çocuksan zaten anlamıyorsun. Ee, ne olduğunu, ne kadar yaşından büyük davranırsan davran. Ama mesela bu arkadaşlarımdan da çok aldığım bir eleştiriydi. İşte erkek arkadaşlarımdan vesaire o yaşlarda falan. Ee, ama aynı zamanda da mesela benim kendi arkadaş çevremde, kendi grubumda hep onların biraz ablası gibi olmak. İşte hani sen programı açarken dedin ya işte iyilik e, yapmak için bazen işte alanlara müdahale ediyoruz. Ben o çocuktum. Yani, ben de öyleyim. Ben o çocuktum. Net bir şekilde mesela işte iki tane hani en yakın Kız arkadaşım var 10 yaşından beri beraberiz ikisiyle de. Yani hayatlarına verdikleri kararlı sevgilileri, bilmem falan dersleri yani her şeye o kadar. Onu böyle yapma, onu böyle yapma falan filan. Ve onları hala da öyleyim ama biz birbirimizi öyle kabul ettiğimiz için şu an o yemez çoğu <laughs> yerde yani. Değil mi? Evet, onu frenlemeye çalışıyorum. Yani. Alnındaki iz ne izi? Ee, iki buçuk yaşındayken böyle gerilip 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 kaykayın üstüne karın üstü. Böyle bir sandalyenin bacağında of. fren yapma izi patladı 12'de kişi var. 12 dikiş. Hmm. Çok güzelsin ama onunla. Teşekkür ederim ben de çok seviyorum. Evet. Çok güzel hikayesi Hı. de eğlenceli Çok eğlenceli ya babamın şey ya bunu iki buçuk yaşında hatırlayamayacağım iddia ediyorlar ama belki hani ben onu sonradan imgeledim kafamda. Olabilir. Babamın e, alnıma kanamayı durdurmak için peçete tıktığı anı hatırlıyorum ya da bunu hayal ettim. Şöyle deniyor psikolojide buna kesinlikle unutmuyormuşsun ama sonra hani Hı. çocuk olduğun için unutabilsin ama anlatılanlardan Hı. tekrar inşa ediyorsun. Bir Doğru. de şöyle derler Doğru. anılarını her anlattığında biçim değiştirirmiş. Hı. Sen anlattıkça ona bir şey eklermişsin. Mesnelleşiyor. Daha biçimini değiştirirmişsin. Duygu eklermişsin, duygu çıkartırmışsın. Yaş aldıkça geçmişe dair anlattığın şeyler artık aslında o anki duygun üzerinden anlattığın için çok şekil değiştirirmiş. Evet. Ama bazı anlar çok konuşulduğu için zihninde kalırmış. Evet kaldı vallahi öyle bir şey var. Parça parça dikiş atıldığı anla mesela görüyorum gözümün önünde. Taksiye bindiğimiz anda ambulans geç geldiği için falan. Demek unutmuyorsun. Evet.